Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Azerbaycan yönetimi akılcı bir politika izlemeye başladı son haftalarda, aylarda. O da şu: baktı ki Batı ülkeleri ve özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri her fırsatta, her iyi niyetli çaba, her iyi niyetli müzakere sürecinde dönüyor, dolaşıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Ermeni tarafını koruyup kollayan formüller üzerinden yürüyor. Dedi ki, arkadaş benim sizinle bir işim olmaz. Yani bizim Kıbrıs'ta yıllar önce yapmamız gerekeni İlham Aliyev şu anda yapmış durumda. Çok doğru bir şey. Çünkü biz de aynı olayı nerede yaşadık? Kıbrıs Rum yönetimiyle yaşadık. Sürekli Avrupa ortadaydı, sürekli Amerika devredeydi. Ve sanki Kıbrıslı Rumlar ve Yunanlılarla Türkiye arasında bir diyalog geliştirmek ve o diyalog çerçevesinde de bir güç dengesi çerçevesinde sorunu çözmek istiyorlarmış gibi gösteriyorlardı. Fakat gördük ki sonra onlar öyle bir şey istemiyor. Yani sorunun çözülmesini istemiyor. Çünkü Batılı devletler, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı Kıbrıs'ta sorun olduğu sürece o çok stratejik adada bir manevra alanına sahip oluyorlar. Nitekim son Orta Doğu Savaşı'nda da, Gazze katliamında da gördük. O kadar rahat ellerini kollarını sallaya sallaya Kıbrıs Rum yönetimine indiler, özel kuvvetleri, oradan harekat yaptılar, Husileri vurdular. Yani Kıbrıs'ı babalarının malı gibi kullandılar. Bizimkini değil, onların Kıbrıs'ını. Niye? Çünkü şöyle diyorlardır büyük bir oğlum, biz olmasak zaten bu Türkler sizi halletmişti. Şimdi siz bizim ne diyorsak ona yapacak bir çareniz yok. Türklerden de sizi biz koruyoruz deyip istedikleri gibi Kıbrıs Rum kesiminde at oynatıyorlar. Şimdi aynı durum gördüğüm kadarıyla, tabii Türkiye'nin de birikimleri var ve bu çerçevede Ermenistan'a sıçramış vaziyette. Nitekim Sergey Lavrov bir açıklamasında dedi ki, ya dedi bu Avrupa Birliği'nin falan dedi Ermenistan Azerbaycan arasındaki arabuluculuğuna falan fazla kalmayın. Bu Batılılar dedi sorunun çözülmemesi, devam etmesi için arabuluculuk üstlenirler. Tek çabaları da arabuluculuk üstlendikleri kritik coğrafyada güç sahibi olmaktır dedi. Sergey Lavrov söyledi bunu. Esasında Sergey Lavrov bunu söyledi de Amerikalılar da aynı şeyi Ruslar için söylüyor. Azerbaycanlı dostlarımız da aynı şeyleri söylüyorlar. Diyorlar ki tamam, onlar Ermeniler üzerinden Batılılar Güney Kafkasya'ya girmeye çalışıyor. Ama aynı şekilde Rusya girmiş olduğu Kafkasya'dan çıkmamak için mücadele ediyor. Böyle bir durum var. Çok güzel bir cümle söylemiş siyasi analist Vasıf Hüseyinov, Azerbaycanlı. Diyor ki bir bölgesel sorun çözülürken küresel kriz yaratmak istemiyoruz. Çok güzel. Harika bir cümle. Niye? Arkadaş biz burada bölgesel bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Yani artık savaş bitmiş, işgal bitmiş, sınırlar belirlenecek, iki devlet anlaşma yapacaklar ve konu kapanacak. Yani bundan ibaret. Ama Avrupa ayrı giriyor, Amerika ayrı giriyor, Rusya ayrı giriyor, hepsi bir arada oluyor. Ne olacak bu işin sonu? Yani biz sonuca varamıyoruz ama bilek güreşleri yapılıyor Batı ile Rusya arasında. Adam da diyor ki herkes uzakta dursun. Biz Ermenistan'la baş başa bu işi çözelim. Zaten 3 sayfalık bir barış anlaşması yapıyoruz. 15 veya maksimum 20 madde olacak. Bunun için habire birilerinin araya girmesine gerek yok diyor. Bence de çok doğru bir yaklaşım. Yalnız problem şu: Ermeniler şunu anladılar, özellikle Türkiye-Azerbaycan ittifakının Kafkasya'ya ağırlık koyması, Azerbaycan'ın kendi gücünü
deklare etmesinden sonra Bakü ile Erivan arasında bir güç dengesizliği doğdu. Böyle durumlarda zayıf olan taraf, ki Ermeniler şimdi, zayıf olan taraf daima güçlü bir aracı, güçlü bir ara bulucu arar. Niye? Çünkü güç dengesini kuracak bir güce ihtiyaç var. Şimdi Ararat Mirzoyan diyor ki, Ermenistan Dışişleri Bakanı, aracıları devre dışı bırakmak zorunda değiliz. Avrupa Birliği ile çok iyi bir süreç başlattık. Fakat bugün Azerbaycan bu konuda uzaklaştığını üzülerek görüyoruz. Oysa müzakerelerin belirlenmiş zemininde sürmesi gerekir diyor ve Avrupa Birliği'nden kopmamaya çalışıyor adam. Siyasi analist Benjamin Pogosyan diyor ki, muhtemel barış anlaşması için Ermenistan aracıların olmasını istiyor. Bakü ile baş başa kalmak akılcı değil. Aracılar Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki güç dengesini sağlayabiliyorlar. Bunu hükümet çok iyi biliyor. Azerbaycan tarafından ikili görüşmeye zorlanmış görüntüsü de vermek istemiyor diyor. Yani şöyle bir durum var. İlham Aliyev, Rusya, Amerika ve Avrupa Birliği'ni bir kenara koyalım. Gel oturalım. Zaten yapacağımız şey belli. Baş başa çözelim bunu diyor. Ermeniler de diyorlar ki, tamam çözelim de ben seninle baş başa kalırsam bana laf söyletmeyeceksin. Böyle de bir durum var. İlham Aliyev demiş ki, konuşulan konular doğrudan iki milleti ilgilendiriyor. Üçüncü tarafların katkısı olacağına inanmıyoruz demiş. Yani ve Azerbaycan'ın özel temsilcisi Elçin Emirbeyov diyor ki, Azerbaycan ve Ermenistan artık yetişkinlik çağındalar ve artık ortak sorunlarını çözmek için bir AB'ye ihtiyaç duymuyorlar diyor. Bu da önemli bir cümle. Ama anladığım kadarıyla Bakü ve Erivan hattında alt düzeyde de olsa çok yoğun bir diplomatik temas var, onu söyleyeyim. Yüzlerce sayfalık diplomatik mektupların gidip geldiği ifade ediliyor. Ermenilerin bu fobisi, korku hastalığı birazcık önlenebilirse hiç kimseye ihtiyaç duyulmadan belki de bir barış anlaşmasına varmış olacağız. Hoşça kalın.